Çok saygıdeğer dinleyenler, Avşar'ın ağıdı da bol olur, yiğitlemesi de bol olur, türküsü de. Sizlere yine bir Avşar ağıdı söyleyeceğim. Ama önce şöyle bir tatlı tatlı hikayesini anladım, siz de kulak verin. Sarız, Kayseri'nin ilçesidir biliyorsunuz. Kahramanmaraş Göksun'la sınırda. Sarız'ın Akoluk köyünde Battal Ağa isminde çok değerli bir avşar kocası vardır. Sözü dinlenir, aşı ekmeği yenir, oda sahibi, misafirperver bir adamcağız. Battal Ağa'nın evine bir gün Kara Ağa isminde bir Çerkez Bey ile Sarıveloğlu isminde bir avşar misafir olurlar. Misafir olurlar ama tabi hürmet, ikram, kuzu keserler. Yerler, içerler, sohbet ederler. Akşam yatma vakti gelir. Köy yerinde misafire tabi temiz yataklar serilir. Ayrı odaya gelin varmış Battala'nın. Gelinler serer yataklarını. Yatacak vakit yatak kalmamış misafirlere serilince yataklar. Gelin der ki kayınbabasına, baba der, yatak kalmadı, misafirlere serdik, ben de şu arkana sokulum da yatım der. Olur kızım, hemen sen de arka tarafıma sokul da yat yavrum der. Kızın kaynı da o kadar çalıştılar, misafirlere hürmet ettiler, yemek, meyve de yemediler diye gelinceğizin kaynı birkaç tane elma getirir. Bacıdır, sen hep misafirlerle uğraştın, onlara hizmet ettin, al şu birkaç elmayı da sen yedir, öyle yat. Sağ ol der ağam der. Elmaları da yer, babasının arkasına sokulur yatar. Sabah olur, kahvaltılarını neyini ederler şeyler, misafirler, Çerkez Bey ile Sarıveloğlu çekip giderler. Aradan bir hafta geçince Sarıveloğlu der ki, ulan bu Çerkez Bey'i Karaağa'ya niye bu kadar ikram etti bu Battal Ağa? Ben avşarım, o Çerkez, hep hürmeti, ikramı ona yaptılar. Ben bunun altında kalmam. Nasıl ödeşirim diye düşünürken, Allah işte şeytana uydurmasın, bir haber yayar ortalığa ki Sarıveloğlu der, ben Battal Ağa'yı gerçekten oda sahibi, misafirperver, arlı, namuslu biri bellerdim ama gelini der sabaha kadar Çerkez Bey ile sohbet etti, muhabbet etti diye bir iftira gönderir ortalığa. Derler ya hani, en son namus sahibine gelirmiş iftira diye, onun kulağına gelir diye. O köyden bu köyden bu laf, bu yalan dolaşırken Akoluk'a gelir, bizim Battal Ağa'nın da kulağına gelir. Gelinin işte Çerkez Bey'le sabaha kadar muhabbet etmiş, elma yemişler filan, zoruna gider. Gelineceğiz, çeşmeye gidiyor, gazetele, pınara sumu dolduruyor. Orada gelinler, kızlar laf ediyor, eve geliyor. Ortalıkta bir fısıltı var. Kayınbabası der ki Battal Ağa, oğlum al şu taban çayı, bu namus işidir. Şu bacını der, gelini, yengeni temizle. Çeker silahı, basar telte, gelinceğiz oraya düşer.
Düşer ama daha can çekiyor ölmemiş. Dirseğine yan gelir, alır bakalım orada. O acıyla avşar gelini ne söyler? Kayınlarım, kayınlarım, satacağım koyunlarım. Ortalıkta fısıltı var, banaymış oyunlarım. Ortalıkta fısıltı var, banaymış söyler ama görümcesi ve öbür kayının hanımı Hüsnü Hatun filan başına gelirler köylüler. Hüsnü ile perde ıydım, kirkidi harala koydum. Urun urun konuştular, bana olduğunu bildim. Urun urun konuştular, bana olduğunu bildim. Kirkit'te kıymetli dinleyenler, avşar elinde, yavur dağlarında herkes bilir. Demir taraktır bu, çul, haral dokunurken çok güzel bir alettir, ona kirkit denir. Ala Hüsnü gelin ala, yazmanın hasını bağlayın. Kayın babamla yattım, bacım doğrusunu söyleyin. Kayın babamla yattım, bacım doğrusunu söyleyin. Gelmez ola sıcağı geldi, bir gece misafir oldu. İnanman bacım inanman, elmaları kaynım verdi. İnanman kurban oluyum, elmaları kaynım verdi. Koyunlar geldi meleşir, ipler ayağa dolaşır. Beni sahipsiz bellemen, yarıncın gözlüğün ulaşır. Beni arkasız bellemen, yarıncın gözlüğün ulaşır. Allah kimseyi arkasız, sahipsiz etmesin. Gelin Cingöz oğullarındandır. Yarın diyor kardeşlerim, Cingöz oğulları yetişir diyor. Hepene gönül hepene, bakın yapıyı yapamaya. Bana iftiran eyledin, kara kapın kapanaya. Nasıl iftiran ediyorsun, kara kapın kapanaya.